Evet kanal izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte yağlı kırmızı biber turşusu yapacağız. Yapımı kolay, basit ve sofralarımıza lezzet katacak olan kırmızı biber, kapya biber turşusu yapacağız birlikte. Biberlerimizi güzel bir şekilde biz temizledik, yıkadık ve kabımıza koyduk. Burada tam 5 kilo biber var. Ben size iki oran söyleyeceğim. Bir tanesi 1 kiloya göre yapmanız. Bunu isterseniz katlarına göre artırırsınız. Diğer türlü de 1 kilodan 5 kiloya çıkaracağım ve yaptığımız malzemeleri göstereceğim. 5 kilo kapya biber, kırmızı biberimiz. İçerisine her 1 kilo için 1 bardak sirke olup 5 bardak elma sirkesi. Bu ev yapımı doğal elma sirkesi. Bunu biraz seyretmek için 5 bardak su. Her 1 kiloya yarım su bardağı zeytinyağı. Bakın sıvı yağ kullanmıyorum, siz kullanabilirsiniz ama en sağlıklısı ve lezzetini lezzet katan zeytinyağı. 5 yemek kaşığı, silme yemek kaşığı kaya tuzumuz olacak. 1 kiloya 1 yemek kaşığı. İçerisine 10 civarında tane karabiber atıyoruz 1 kilo için. Biz buna 1 yemek kaşığı atacağız karabiber. Daha sonra ise içerisine her 1 kilo için 5 diş sarımsak, ama biz buna 2 tane 2 baş sarımsak koyacağız. Bunun içerisinde yaklaşık 20-25 tane 20-25 diş sarımsak var. En son koyacağız. 1-1,5 demet maydanoz ve biz özellikle bunu katıyoruz. Daha çok lezzet katıyor. Yarım demet de dereotu koyacağız. Şöyle malzemelerimizi bir kenara alalım ve biberlerimizi kesmeye başlayalım. Evet, biberlerimizi önce ikiye keselim. Bakın en pratik olanı göstereceğim size şimdi. İçerisini şu şekilde ayırıyoruz. Çekirdeklerini çıkartıyoruz bu şekilde. Bakın bunu da aynı şekilde böyle. Böyle de fazla fire vermemiş olursunuz. Ve şöyle yapınca bakın çekirdeğe çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi bir şey kalmamış oldu. Daha sonra da şu şekilde çok küçük olmayacak şekilde bunu ağza gelsin diye, çatala gelsin diye bakın boyları ortalama bu şekilde kesiyoruz. Bir daha göstereyim size. Boylamasına kesiyoruz, uzunlamasına. Şu içini çıkardık. Şunları atalım. İçinde kalmadı. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Böylelikle firemiz az oluyor. Fire vermiyoruz hatta bakın. Şurada sadece kendisi kalıyor çöpleri. Şu şekilde yapıyoruz ve bunların tamamını bu şekilde kesiyoruz. Çok küçültmeyin. Bu büyüklükleri bu kadar yeterli. Tamamını yapıyoruz şimdi. Biberleri tersten keserseniz kapya biberleri elinize bıçak kaymaz. Bakın buradan değil de buradan çünkü bazen kesmiyor, bıçak kayabiliyor. Bu yüzden bu şekilde içten yaparsanız bıçak asla kaymaz. Bakın bu şekilde. Şimdi biberlerimizi kesmeyi bitirdik. Evet bakın bu kadar biber çıktı. Şimdi artık ısır işleme yani pişirme işlemine geçelim. Çok fazla pişirmeyeceğiz zaten. Evet sırayla sirkemiz, su. Bakın ben elma sirkesi kullandım. Özellikle elma sirkesi çok lezzetli. Hafif aynı zamanda. İstersen üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Zeytinyağımız. Burada da zeytinyağı tercih ettim. Her 1 kilo için bir silme yemek kaşığı kaya tuzu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bakın şu şekilde bir kaşık, bir yemek kaşığı tane karabiber atıyorum. Ve bu şekilde bunların kaynamasını sağlıyoruz. Bu kaynar kaynamaz hemen ne yapacağız? Biberlerimizi içerisine atacağız. Suyumuz kaynarken biz maydanozlarımızı doğrayalım. Ne kadar büyük veya küçük doğrayacağınızı siz bilirsiniz ama küçültebildiğiniz kadar küçüldüm diye tavsiyede bulunabilirim. Evet bu şekilde küçüldüm. Bayağı inceltin yani. Çünkü burada önemli olan maydanozun tadının sebzeye, bibere güzel güzel geçmesi. Bakın bayağı küçüldü. Bu yeterli. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu bizim için yeterli şu anda. Bunu bir kaba alacağız şimdi.
Şimdi dereotunu yapalım aynı şekilde. Bunu da küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Bu zaten yaprakları bayağı küçük bir şey. Bakın dereotu buna çok yakışıyor. Evet, bunu da alalım tabağımıza. Dereotumuz hazır. Maydanozumuz hazır. Evet, sarımsaklarımızı da ince ince doğrayalım. Şu şekilde. Evet, sarımsaklarımız hazır. Evet, kaynadı bakın karışımımız. Şimdi biberleri atacağız. Evet, artık bunu karıştıracağız. Bu şekilde, güzel bir şekilde. Bütün biberlerimizin yağlanmasını istiyoruz. Biberlerimiz hafif yumuşayana kadar pişireceğiz. Sertliğini hafifçe kaybedecek. Süre olarak ne kadar yapacağız derseniz, bu şekilde zaten yumuşadığını hissedeceksiniz. Sertliğini kaşıkta hissedeceksiniz. Yumuşayacak, hacmi azalacak. Ona göre kararı kendiniz vereceksiniz. Yumuşak severseniz daha çok pişirirsiniz. Daha sert severseniz daha sert yaparsınız. Bakın şöyle söyleyeyim size. Küçük bir bilgi daha vereyim. Bu biberleri kaynayan karışımın içerisine attığımızda zaten karışımı soğutuyor. Yani karışım, bakın dikkat ederseniz şu anda hala soğuk, kaynamadı yani. Bu yüzden biberlerin olması uzun sürer. Yani bunu ortalama 10 dakika civarında bu şekilde ağzını kapata kapata yumuşatacağız. Yani suyun biraz kaynamasını beklemeniz için tahmini 10 dakika civarında zaman geçecek. Bunu unutmayın. Bakın hala suyumuz kaynamadı. Bu yüzden biberler de yumuşamadı. Biberler yumuşamadığı için ara sıra ağzını kapatıyoruz. Ve bunun hem suyunun kaynamasını, karışımın, hem de biberlerin yumuşamasını bekliyoruz. Evet, bakın hafiften kaynamaya başladı. Bakın şuralara. Bakın hala çok sert. Hala yumuşatamadık çünkü daha su yeni kaynadı. Ben biraz karıştırdım. Şimdi ağzını kapatacağım. Birkaç dakika yine bekleteceğim. Tekrar beraber olacağız. Evet, birkaç dakika sonra tekrar açıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar karıştırıyorum. Sertliği biraz azalmış. Artık bu aşamadan sonra siz ister bu aşamayı burada alın, isterseniz bir dakika, iki dakika daha bekletin. Bakın suyunun rengi de çok hoş oldu. Kırmızı biber rengini suya saldı şimdi biraz. Çok güzel bir görüntü. Maydanoz, sarımsak ve dereotuyla daha da güzel bir görüntü olacak. Tekrar biz kapatalım. Bir dakika falan daha dursun. Evet, tekrar açıyorum. Evet, bakın. Şu anda güzel kaynadı. Biberler yumuşak diye düşünmeyin. Çok kaynattınız diye düşünmeyin. Şu anda kaşıkla karıştırırken hala kütür kütür ediyor. Ne kadar süre geçti onu da söyleyeyim. 5 kilo için. Bunları karışıma koyduktan sonra yaklaşık 15 ile 20 dakika arasında zaman geçti. Bakın hala kaşığa sertliği geliyor. O yüzden ben bir kere daha kapatacağım. Bir dakika daha bekleteceğim. Bakın karıştırıyorum. Sertliği azalmış. Kaşıkta hissediyorum çünkü. Yumuşaklığını kaşıkta hissedene kadar karıştırın ama çok aşırı yumuşatmayın. Artık tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Ve ben bunu bu aşamada kapatıyorum. Hala diri. Bakın hala diri normalde. Kapatıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli husus şu. Bunu kaynarken kapattıktan sonra maydanozumuzu, dereotumuzu ve sarımsağımızı içine koyacağız. Karıştıracağız. Hemen ardından buradaki kavanozlarımıza dolduracağız bunları. Evet, şimdi atıyorum sırayla hepsini. Maydanoz atıyorum önce. Arkasından dereotunu. Arkasından da sarımsağı atıyorum. Yaptık ve şimdi karıştırıyoruz. Bunun sebzelerin tadının çiğ kalması lazım. O yüzden kaynatmıyorsunuz, pişirmiyorsunuz. Altını kapattıktan sonra kaynaması geçecek ve bu şekilde bunu sadece karıştıracaksınız. Bakın renk cümbüşü hala sert bu. Renk cümbüşüne bakın. Bakın suya. Şu anda bile harika oldu. Sertliğini hala hissediyorum ama yumuşadı. Tamamen size bıraktım bunu. Şu anda bunu karıştırdık güzel bir şekilde. Ve hemen bu şekildeyken sıcak sıcak kavanozlara dolduralım.
Bakın şöyle dolduruyorum içine. Bu şekilde karışık karışık, yani kaşığına geliyorsa doldurun. Acele, hızlı bir şekilde yapacağız bunu çünkü. Bakın bu şekilde yaptım. Hemen diğer kavanoza geçiyorum. İçerisine su dolduracağım. Bakın bu çok önemli. Kendi suyunu içine boşaltacağım. Şu anda daha burada su. Ben ağzına kadar su dolduracağım. Bunu kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde diğerine geçiyorum. Burada hızlı olun. Çünkü bunun kayıt soğumaması lazım. Kapağı içe çekmesi lazım çünkü. Evet, bu da tamam. Yanına koyduk. Bakın şu anda kavanozları doldurdum. 8 kavanoz. Yarım kilo kavanozların 8 tane çıktı hemen. Şimdi bakın bu kadar kaldı su. Soğumasın diye hemen hızlı bir şekilde. Böyle içine zaten gelecek azar azar. Şöyle dolduruyorum. Şu şekilde. Bu karışım çok lezzetli. Bunu mutlaka içine doldurun. Bakın çok az kaldı zaten. Bunu da artık içersiniz. Şifa bu. Şimdi bir peçete ile kenarlarından maydanoz veya dereotu gibi hava almasını sağlayacak bir şey varsa böyle temizliyorum. Hızlı ve sert bir şekilde kapağını çeviriyorum ve ters koyuyorum. Bu şekilde. Bir daha yapalım. Aldım. Bakın maydanoz kaldı. Bu hava almasını sağlar, bozar. Bu yüzden bunu alıyoruz buradan. Özellikle şu lastiğin geleceği kapaktaki, bakın şu kapaktaki lastiğin geleceği yerlerde mutlaka bunlardan olmaması lazım. Şuraları şöyle alıyorsunuz. Tekrar hızlı bir şekilde bakın çeviriyorsunuz ve ters çeviriyoruz, koyuyoruz. Evet, bakın güzel bir şekilde bunları koyduk böyle. Şimdi bunları bir tepsiye alacağız ve artık sabaha kadar soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da artık ihtiyacınız ne zamansa, ne zaman yemek isterseniz o zaman bunları tüketebilirsiniz. Bakın muhteşem görüntü oldu. Muhteşem bir tat oldu. Tadına baktık. Çok harika bir tadı var. Mutlaka kırmızı biberler, kapya biberler çok iken bunu mutlaka yapın. Ve ihtiyacınız olduğu zaman tüketin.